Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Sizlere çok güzel bir video hazırladım. Bugünkü videomuzun konusu ise PUBG Mobile'de iki parmakla jiroskopsuz bir cihaz kullanıyorsan oyunu daha etkili ve başarılı bir şekilde oynamak için bazı ayarlar ve stratejileri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Her şeyi planladım ve güzel bir şekilde sıra sıra gideceğiz. Deneyeceğim, videoyu atlamamanız gerekir ve videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekecek. Gerçekten ayarlarınızın düzgün olmasını istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerek. Bu videoya da geçmeden önce bu videoya like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle birinci adımımız şu olmalıdır. Kesinlikle eğer jiroskopsuz oynuyorsanız ayarlarınız olabildiğince düşük tutmanız gerek. Düşük hassasiyet veya orta hassasiyet bir ayar seçmeniz gerekiyor. Bu da sizin hedefleri alırken veya hedefleri ateş ederken gerçekten daha iyi ve stabil bir şekilde ateş etmenizi sağlar. İkinci ayarımız ise arkadaşlar mutlaka kontrollerdir. Biliyorsunuz ki butonların çoğu normal olarak alıyoruz, direktmen yapıyoruz ama butonlar çok önemli bir şeydir. Siz butonlarınızı parmaklarınıza göre kesinlikle o parmak modunuza ona şekillendirmeniz gerekiyor. Yani onları ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Ateş etme düğmesini, nişan alma düğmesini rahatça erişebileceğiniz bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor ki düşmanla karşı karşıya geldiğinizde veya sprey attığınızda, diyelim ki sprey atıyorsunuz, sprey çekiyorsun aşağıya doğru ama senin spreyin gelmiyor. Demek ki ne oluyor? Aşağıda o ayar butonunun bir belirli bir çevresi vardır. Yani belirli bir karesi vardır. O karenin dışına çıkmıyor. Onun için mutlaka parmak ayarlarınızı yaparken kendi parmaklarınıza göre çok güzel bir şekilde tutuşunuza göre iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü genelde iki parmak veya jiroskopsuz oynayan arkadaşların çoğu ayarlarını yaparken hassasiyet ayarlarının dışında ben dikkat ediyorum. Mesela ayarları düzgün değil arkadaşlar. O yüzden ayarlarım olabildiğince buna göre yaparsınız veya dediğim gibi kontrol parmaklarınızı kendi parmaklarınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Rahatça basabileceğiniz veya hareket edebileceğiniz bir noktada olması dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Gereken bir şey daha var mesela. Eğimler arkadaşlar, eğim atarken veya ne bileyim eğim yaparken veya düşmanla birebir face to face'tesiniz veya düşmanla birlikte eğer arenada oynuyorsanız direktmen HS mermilerin gitmesini ve benzeri bir şekilde daha rahat bir şekilde böyle dürbünsüz ateş etmek istiyorsanız kesinlikle eğim ayarlarınızın açık olması gerekiyor. Çünkü düşmanları gerçekten bununla çok kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Bir eğimleri açarsanız, eğim ayarlarınızı yaparsanız düşmanları daha yakın mesafede face to face'te veya TDM'de daha rahat bir şekilde fight atabileceksiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten eğim ayarları burada yazıyor. Ayarlar içerisine girdiğiniz zaman gelişmiş kontroller içerisinde bunları siz de açıp kapatabilirsiniz. Üçüncüsü arkadaşlar kesinlikle silah seçimi çok önemli bir şeydir. Mesela siz kalkıp AKM ile 6x atarsanız herhalde silahınız sekecektir ve düzgün bir şekilde de spreyiniz gitmeyecektir. Kesinlikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli alıştığınız bir silah olsun ve iki tane silah olsun, yakın fightlar silahlarınız farklı olsun, dürbünleriniz ona göre seçimini yaparsanız çok mantıklı olacak. Kısacası uzun mesafelere gerçekten en iyi giden silahlardan bir tanesi M416 ile Scarlet'dir arkadaşlar. Bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Hem güzel bir şekilde keskin nişancı niyetine de kullanabilirsiniz tek tek ateş ettiğinizde. Yakın mesafelerde ise UMP ve Vector veya Uzi gibi silahlar kullanmayı tercih ederseniz daha çok iyi bir şekilde işinize yarayacaktır.